Evet, evet, Evler Kulübü'nün en evet. candan, candan adamı, adamı geliyor. geliyor. Eyüp Can! <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Avcı! <Abci. gülüyor> Muhammed <gülüyor> Keçeli! Karşınıza Fatih Toprakoğlu! <laughs> Evler Kulübü'nde konuğumuz Mustafa Kazım! Serkan Aktaş. Beni çok güzel ansettin ha. <laughs> <Beğendim. gülüyor> evet. Candan manda. Şu biraz kamerayı indirelim abi. Sen kısasın ya. Serkan abi uzundu. Ya Allah aşkına ya. <laughs> Bir aydır biliyorsun çekmiyoruz. Evet. Yoğunuz. Anlat istersen bir aydan beri niye çekilmiyor? Neredesin? Ya bizim çok yoğun bir çekim tempomuz vardı bu aralar. Bayağı bir video çektik falan. Dedik arada da bir evler kulüden konuk alalım. Hem de biraz dinlenelim biz dedik. Ama bayağı dinlendik. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok dinlendik sanki. <laughs> <laughs> Ünlü prof olmasak da biz de kendi çapımızda bir şeyler anlatırız değil mi hocam? Evet. Abi seni en son Paris'te kulenin altında görmüşler. E gördüler işte Allah razı olsun. <laughs> İyi kule yapmışlar. Valla. Ya bildiğin demir yığını ya. Yaklaşık bir ay oldu abi. Evet. Son zamanların biliyorsunuz yurt dışında geçti. Saykana abiyle yoğun bir seminer trafiğimiz oldu. Elhamdülillah güzel geçti. Hatta Anvers'te onu da söylemek istiyorum. Ders sonrasında bir bayan kardeşimiz kelime-i getirdi getirdi elhamdülillah. elhamdülillah. Yakala. Pup, ana. Oh. Beni bana bırakma Allah. Im. Siz bildiğin reklam almışsınız. Evet reklam geldi. Abi reklam almışsınız böyle olur mu ya? Nasılsın iyi misin? Ne yapalım iyi iyisin ne yapıyorsunuz? Biz de iyiyiz çok şükür. Evler kulübü bir ay oldu gelmeyeli. Nerede <laughs> diye ay soruyor. Yani. Boya yapıyorduk. <laughs> Boya yapıyorduk. Baya yani. yapıyorduk. <laughs> evet. ee, tadilata girdik. Instagram'da da paylaştık. Bir tadilatımız var. Kafemizi güzelleştiriyoruz. Abi hoş geldin ama... Hoş bulduk. Sanki boş gelmedim. Bugün elinde neler var öyle? Abi kitabımla geldim ya. Hayırlı olsun Beni abi. bana bırakma Allah'ım. Yeni çıkan kitabımız arkadaşlar. Dedim ki götüreyim orada. Kardeşlerimize söyleyelim. Belki bir çekiliş olur. Güzel olur yani abi. Yani olsun. Al sana hediye edelim. Ne anlatıyor kitap? Neden Vallahi alsınlar veya verelim? Beni bana bırakma Allah'ım. Çünkü biz kendimizle baş başa kaldığımız zaman... Rabbimizi unuttuğumuz zaman, ondan ayrı nefsimizle baş başa verip de bir şeyler yaptığımız zaman hep elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Seçimlerimizi doğru yapamıyoruz. Gölgelere aşık oluyoruz. Kırık cam parçalarındaki güneşe aşık oluyoruz. Ve karanlıkta kalıyoruz. Ve cam parçaları kalbimizi yaralıyor. O yüzden seçimlerimizi doğru yapma adına bazen Cenab-ı Hakk'a teslim olmak, hatta bazen değil her zaman teslim olmak gerekiyor ya, ona dair birkaç not, sonra farklı farklı başka konular. Yani Rabbim sen benim adıma seçim yapar mısın ve senin seçtiğine de rıza gösterecek bir kalp nasip eder misin diye devam eden böyle birkaç konu diyelim. Ama bir daha kitabımız ne olabilir? Eyvah. Bekar Oğlu Bekarlara Evler Kulübü adı altında bir kitap niye çıkarmayalım? Yorumlara gelsin evet bakalım. abi. Gelsin soralım. abi. Soralım. İstek varsa gelir, yoksa gelmez yani. Evet, arsa meselesi kardeş. Ama bak özellikle Bekar Oğlu Bekarlara olacak o kitap. <laughs> Gitmez mi? Evet. gider Bence abi. böyle bir şeye ihtiyaç e, evlenme var. Evlenme garantili. Evlenme garantili. O evet Evlenme edecek. garantili <laughs> ama abi, mümecavcının bölümlerini ayrı yapacağım. <laughs> Onu kitabın yanında küçük ayrı bir kitapçık olarak vereceğiz. Mehmet'in evlilik tavsiyelerini olur özlü mu? Özlü Sözler, Özlü evet. Sözler ondan. Aynen. Yani. Mehmet Ağacan Özlü Sözler diye bir kitapçık dahi yanında yapabiliriz. Evet böyle Elhamdülillah daha yeni çıktı kitabımız. Arkadaşlarımıza buradan çekilişle verebiliriz. Beğenen ve yorum yapanlara değil mi bu videonun evet. altına? Yani internetten almak isteyenlere de aşağıda zaten link bırakırsınız. Oradan arkadaşlarımız ulaşabilirler. İsme özel imzalı isterse ayrı olur. Başka yerden de farklı şekilde ulaşabilir. Yoruma yazsınlar abi? Beni bana bırakma Allah'ım yazsınlar. E olur. Dua niyetine. Aynen. Evet. Tamam olur. Evet. Ben, ben gideyim mi? Gideyim. 90... Ah, sen tanıtım yaptın istersen aynen kardeşim tamam <laughs> <abi. gülüyor> ama güzel olacak o evliler kulübü kitabı evet Eyüp abi evlilikte öfke anlarında eşler birbirine nasıl davranmalıdır oğlum ben bu soruyu hiç cevaplamayayım ya Vallahi, evet. sen direkt kaçıyorsun değil mi abi evden çünkü çok yakın zamanda yaşadığımız bir problem vardı <laughs> o zaman taze taze daha iyi Evet abi. abi. yani direkt kendi hayatına örnek ver abi şu şöyle olur böyle olur deme. ben böyle yapıyorum onu söyle o zaman var ya bak yemin ederim <laughs> Evliler kulübüne çıkmadan önce bunu düşündüm ha. Dedim ki yani oradaki soruya ne kadar samimi cevap verebilirim eğer böyle bir soru çıkarsa dedim ki hiç samimi cevap veremem. <laughs> dedim direkt bu soruyu ben cevaplamak istemiyorum deyip geçerim dedim. Ama alacağız yok öyle yok. Ya arkadaş yani öfke anlarında tabii ki ilk şartlarda şimdi şöyle olması lazım. Olması lazım ama olmuyor yani. Ol, olmuyor ya. <laughs> Olması lazım diyoruz da olmuyor. Öfke anı olmuş olabilir, eşiniz sizi kızdırmış olabilir. Ya da siz eşinizi kızdırmış olabilirsiniz. Bu iki durum için de geçerli. Öfke anında biraz sakinleşmeyi deneyip bir odaya çekilmek ya da bir köşeye çekilmek ya da mümkünse evden çıkmak evden uzaklaşmak dışarı çıkıp hava almak tabii eşiniz de peşinizden gelmesin. <laughs> Gel buraya bu meseleyi çözeceğiz diye. Ortalık genel ondan sonra. Yani bir köşeye çekilin. Önce kendinizi bir dinleyin. Kendi içinizde eşinize karşı nasıl davranmalısınız, nasıl davranmanız gerekiyor? Allah hangi davranışınızdan daha razı olur, onu bir düşünün kendi içinizde, onu bir tefekkür edin, ona göre karşılık verin. Yoksa şimdi ilk andaki öfkeler her zaman maalesef ortamı geren, ortamı bozan hareketler, bozan sözler oluyor. O yüzden benim tavsiyem mümkün olunca bir köşeye çekilin. O kişide kendinizi dinleyin. Şimdi eşim evet bana bunu yaptı ama ben ona nasıl karşılık verirsem bu evlilik daha iyi yürür ya da bu ortam bozulmaz ortam soğumaz. Ona göre bir düşün, ona göre cevap ver de ki ben bunu yaparsam eşim benden alınmaz. Eşimi şu dille uyarırsam eşim buna alınmaz. Eşime hakaret vari değil de daha çok yapıcı şekilde konuşursam. Kavlileyin hani Hz. Musa'nın Firavuna gittiği şekilde kavlileyin konuşursam, yumuşak dilli konuşursam belki eşim hisse alır da kendini düzeltir diye yanaşırsan inşallah o öfke anındaki problem çözülür. Sabır ilk öfke anında gösterilendir. Sabır ilk odur yani sen o anda ne tepki göster olsa sen osundur Hepimiz şimdi erkek olarak da kadın olarak da belki de zamanın getirdiklerindendir. Tam bilmiyorum ama çok gerginiz, çok sinirliyiz. Yetiştiğimiz aileden kaynaklı olabilir, yetiştiğimiz çevreden kaynaklı olabilir. O anki yaşadığın gün içindeki streslerin olabilir. Bir şeye kızmışsındır. İşte iş yerinde patronu azarlamıştır. Farklı şeyler olmuştur. Trafikte birine kızmışsındır. Eve gittiğinde eşinde bir problem olmuştur. O anda işte patlarsın. patlarsın. Allah muhafaza evliliğin mahvolur ya da aranız çok fena şekilde bozulur. Kısaca özet olarak söylüyorum. Allah benim hangi hareketimden razı olur. Şeytan benim hangi hareketimden memnun olur? Bunları düşünürsen ona göre cevap verirsin, ona göre davranırsın. İnşallah <laughs> önce kendi eksimi <elbisime> alıyorum. <laughs> Çünkü benim de en büyük eksikliklerimden biri budur. İlk öfke anındaki kontrol çok zor oluyor. Allah hepimize inşallah öfke anında Allah'ın razı olduğu şekilde hareket edenlerden olmayı nasip etsin. Amin. Aa. Çünkü uzlaşma olmazsa buzlaşma olur abi. Evet, kesinlikle. <laughs> Burada çok, <yazık>. çok, çok, <laughs> çok güzel, çok <laughs> güzel, çok güzel Uzlaşma olmazsa buzlaşma olur. <laughs> kesinlikle Kesinlikle çok evet. güzel. Aslında bu soru çok da güzel oldu. Hani benim açımdan. Yakın zamanda yaşadığım bir problem olduğu için. Ben de inşallah buradan yani eşim olur da bu videoyu izlerse ki muhakkak izler. Zaten benim olduğu sahneleri izliyor. <laughs> Geçiriyor atlayarak. Yani atlayarak atlayarak izliyor. Bizim yine bizimki. <laughs> bizimki yine konuşmuş diye. İnşallah ben o vesileyle onu sevdiğimi söyleyeyim. Hem de ondan özür dilediğim inşallah. Çok güzel. Çok güzel. Hollanda'dayken bir tane işte akrabamızın komşusu var. Bu öfke anındaki meseleyle ilgili ablamız 15 yıldır eşinden dayak yiyor maalesef. Şu an hangi eve gidersen git bunu samimi olarak söylüyorum. Kardeşlerim de buna inansınlar. Çoğu evde şiddet var maalesef ve kimse eşiyle geçinemiyor. Yani kadın işte eşinden şikayetçi, erkek eşinden şikayetçi. Eğer ki darp varsa, bir kavga varsa, sinir esnasında eşini dövüyorsa evi zivri zeber edecek bir mesele. Benim tavsiye edeceğim şu Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Bir kişi ateşse diye su olsun. Yani insanlar fıtratlarını çok iyi bilmesi lazım. Yani mesela eşin kavga edeceği zaman sen de sus be. <laughs> sus be kadın. <laughs> o şey var ya. Bir susar mısın? <laughs> Onu koysun buraya. Anam diyor çocuğa bakma. Bir susar mısın? Bağırma bana. Bana sen kadınlar? mısın? bir susar mısın? <laughs> bir susar o Muşlu ablamız Allah razı olsun. Düşünsene öyle bir eşim var lan. Direkt camdan at kendini. Bıra O Muşlu ablamıza selam olsun. Böyle fıtrattaki ablalarım da kardeşlerim lütfen sussunlar. gözlerinizi seveyim ya. Ya eşin kızgın değil mi? Eve gelmiş sinirli. Sus ya. Sus Allah aşkına bir susar mısın ya? <laughs> Susmayınca eşler arasında kavgalar başlıyor. Yani <laughs> yaşanmışlıklar var altında <laughs> <Ben> hissediyorum onu. <laughs> yani bizim çok şükür öyle büyük kavgamız olmadı hamdolsun. Arkadaşlar Allah aşkına kavga etmeyin. Yani önerimiz şu. Birbirlerine inat eden eşleri anlamıyorum ya. Allah aşkına ya. Şimdi arkadaşlar yani orada evde kavga çıktığı zaman eşine galip geleceğim diye bir şey yok. O zaten senin eşin, hayat arkadaşın, ahiret arkadaşın. Yani onu yensen ne olur, yenmesen ne olur? Bazen yendiğin zaman. Ya tabii ki diyorum, ya tabii ki de orası. kavgalar oluyor aile içerisinde şiddet olmadığı sürece. Yani şiddeti tercih etmek dünyanın en saçma şeyi ya. Tercih etme kardeşim. Kavga çıktığı zaman o kardeşlerime önereceğim bir mesele. Baktın ki ortam kızışıyor, ateşlendi, alevlendi. Odanı değiştir ya. Başka şeylerle meşgul ya da evden çık. Yani Resulullah'ın sünnetinde de olan bir şey. Ona galip edecek şey sudur. Abdest almanız sizi, öfkenizi yener diyor Peygamber En güzel şey, baktın ki ortam çok. Mevzu yani karışacak de. direkt tabana kuvvet, evden çık. Böyle olursa daha hayırlı ama gözünüzü seveyim, bu ablamız gibi Allah muhafaza 15 yıl boyunca dayak ne ya? Bu zalimlikten başka bir şey değil ya. Yemin ederim o abla için üzüldüm ya. Vallahi kendimi tutamadım çıktım yukarıdan. Ulan dedim bize bir denk gelmiyor şöyle. Bak şiddeti, şiddet dersi yaparken şiddeti <laughs> insanlara attık ya. Gerek yok arkadaşlar. Evet başlıca bu. Kavga etmeyin. Cahiz değil. Ben sinirlendiğimde eşim sessiz kalmayı susmayı tercih ediyor. Eşim sinirlendiğinde ben susmayı tercih ediyorum. Bu elhamdülillah ikimizin fıtratında da olan bir şey. Ama bu çok e, önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husus. Çünkü evlilikleri gerçekten zedeleyen yıpratan çok büyük bir mesele de olabilir bu. Çünkü kavganın derecesine bağlı. Çok dikkat etmek lazım. Ve bu gayet de işe yarıyor. Onun yanı sıra kardeşim yani bir de ben şöyle bir şey yapıyorum. Çok sinirlendiğim zaman böyle bir 10 saniye kendimi geri çekiyorum. Çok sinirli dahi olsam. İlerisini düşünmeye çalışıyorum. Tamam ben sinirlendim, kavga ettik, bir şeyler oldu. E, neticede İkimiz de yıprandık, ikimiz de kırıldık. Belki de telafisi olmayacak durumlara geldi. Gerek var mıydı? Gerek yoktu. Şeytana böyle bir fırsat vermemek için kendim böyle bir strateji yapıyorum kardeşim. İşe de yarıyor elhamdülillah. Her evlilikte tabii ufak tefek tartışmalar, sürtüşmeler olabilir. Bu çok büyük durumlara var mı da sürece de bir problem yoktur diye düşünüyorum ben. Ben öfke anında nasıl davranıyorum? Ben öfkelenmiyorum ki. <laughs> kardeşim asla ve asla el kalkmaz. Öyle bir şey yok. Ne kadına ne de kadının kocaya. Çünkü kocalar da darp edilmemeli. Yani <laughs> öyle direkt haber küpürü var hatta. Öyle buraya koyarsın hani, şey Karısından düzenli dayak yiyen kocalar var. Hani ben onları da lütfen onları da tasvip etmiyorum. Kadın da şiddet uygulamamalı. Erkek de şiddet uygulamamalı. Kesinlikle bilinçli bir şekilde karşılıklı oturarak, diyalog kurarak normal bir şekilde bunları halletmeleri lazım yani. Biz yani, mi söyleyelim bunları da abi ne diyor? Kesin bunu Mehmet abi de söyleyecektir. Fix söyler zaten. Biriniz ateşse diğeri su olmalı. tabi teori ayrı pratik ayrı. Ee, bunları o anda yapabilir mi bilmiyorum. Öfkeli anda ne yapılması lazım? Ya oğlum öfkeli anda dediğin şey şu. Kişinin hissiyatlarıyla hareket etmesi. Evet işte. Kişi hissiyatlarıyla hareket ettiği yani zaman. Ya sen hiç öfkelenmedin mi kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Onu kardeşim ben ya. öfkelendi ne yapıyorum? Ben ben genelde sessiz kalıyorum. İşte onu söyleyin tarafım. Mı? Onu söyleyin. Peki ben susan peki tarafım öfke öfkelendiğinde sen ne yapıyorsun? Yine mi? Yani. Karşılıklı bir şekilde öfkelendiğimiz zaman genelde ben sessiz kalan taraf oluyorum. E şimdi hani o siniri geçtikten sonra hemen o da sonradan pişmanlığını alıp genelde hani konuşma taraftarı olan gene o oluyor. Abi elhamdülillah şimdi nazar değmesin. Bizim hani öyle bir büyük kavgamız, şiddetli bir şeyin falan hiç öyle bir şey olmadı. Ama illa ki sürtüşme halleri oluyor. Bunlar da hani evliliğin biberi tuzdur derler ya yani. E ben Burak'la da iyi geçiyorum. Burak'la tartışıp duruyoruz şimdi. Ne yapalım? Ha, ne yapalım? Olacak ya. yani bunlar. Ha. Hani Efendimiz ve selam var ya. E, Hazreti Ayşe Validemiz bir gün çok sinirleniyor. İşte elinde de yemek yapmış. Hani tabağı yarı vuruyor, kırıyor. Ondan sonra siniri geçtikten sonra işte Efendimiz sessiz kalıyor. Hazreti Ayşe Validemiz işte e, biraz yüksek ses sonuyla o konuşma bittikten öfke hali geçtikten sonra Hazreti Ayşe Validemiz durumun mahiyetine varıp hani farkına varıp gelip Efendimiz'den pişman diline getirerek özür diliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmam gerekiyor benim deyip hani özrünü beyan ettikten sonra Efendimiz diyor ki o kırdın diyor tabağın yerine yeni bir tabak koyacaksın. O tabağın içine yeni bir yemek pişireceksin. Bu kırdığın kalbin yerine de yeni bir kalp yapacaksın. Yani bu çok güzel bir metot zaten. Bu da neyi hani pişman diline Hani bende de hata var olsun sende de hata var olsun biz tekrardan e, aynı kişileriz öfke hali geldi geçti kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. O öfke anında hani böyle işin maddi boyuta kesinlikle dökmemek lazım yani kapıları vurmak ne bileyim hani öyle oluyor ya hani tam kadın erkeğe vurmak manası değil hani evde de kapıları vurmak duvarları yumruklamak falan hani bunlar bunlar e, geri dönüşü olmayan geri dönülse bile iz bırakan şeyler. Yani hani mesela örnek veriyorum bir şey oldu sen eşine vurdun bir Allah gün sonra gönlünü ben. aldın. Hadi bak fazla sürdü diyeyim hani şiddetli bir olay ki vurmuşum mesela hani o gün barışamadım bir gün sonra gönlünü aldın barışın Onun izi kalır Allah korusun. Bir dahaki tartışmada da o yine ortaya çıkacak. O mutlu bir şekildeyken yani mutlu bir anınızdayken de eşinin aklına gelir o halin evet. ve e, bu çok evliyiz eder yani. Maddi boyuta dökülmediği sürece bence hani onun içinde problemler yok yani. Eğer ki ben şu iman hakikatlerini almamış biri olsaydım. Harbiden ikinci Mustafa çok pis bir adam. <laughs> şey çok, çok aynen sinirli bir adam. Eskiden öfkesine yenilen bir adamdı. Ama şu iman hakikatleri bir nebze olsun. Ben de o öfkeyi bir nebze dinginleştirdi. Yani öfke anlarında illaki oluyor. Mutlaka oluyor. Bunun kaçarı yok. Zaten bu yani o sana imtihan olacak. Onun senin beğenmediği yerler. O senin seni sinirlendirdiği yerler olacak. Veya senin onu sinirlendirdiği yerler olacak. Buralarda ben genelde ya hanım benim o sinirli halimi biliyor. Orada konuşmayı bitiriyor tamam diyor geçiyor. Çünkü ben mesela bunu bildiğim için evlenmeden önce şunu demiştim hanım. Biz inşallah birkaç ay sonra işte evleneceğiz ve önümüzdeki uzun bir ömrü beraber geçireceğiz. Bu ömrü geçirirken benim kendi karakterimde gördüğüm bazı şeyler var. Elinden geldiği kadar bunları yenmeye çalışacağım ama yenemediğim zamanlarda hani şunu şimdiden söylüyorum bunu bil diye. Çok öfkeli olduğum zamanlarda tamam de geç. Ben o öfkem geçtikten sonra özür dilemeyi Gelirim gerekirse ben özür dilerim gerekirse hediye alırım ama o anda sus. O anda konuşma çünkü yani çok ters bir tarafım var. Evlendikten sonra böyle bir olaylar olduktan sonra acım ne yapıyordum? Baktım çok sarpa sarıyor. Hemen gidiyordum balkona, hemen çıkıyordum dışarı veya zaten maksatta oluyoruz genelde. E, maksata geliyordum. Burada bir iki kardeşle sohbet ettiğimde elhamdülillah o geçiyordu. Evlendikten sonra bu başına geldiyse o ortamı terk etsinler ama evlenmeden önce bunu biliyorlarsa mutlaka ve mutlaka evlenecekleri kişiye bunu söylesinler. Sırf bu yüzden belki evlenmemek isteyebilir. Çok ben öyle gelemem yani sizinle. Yani karşı, karşı taraf da öfkesine yenik düşen biri ise karşılıklı çatışmaya dönüşüyor. Aynen. Ondan sonra zaten boşanma mevzuları oluyor. Yani başka şey yok. Nasıl davranmalıdır? Evet. Hmm. Yani İyi davranma. <laughs> bu kadar basit. Ya şimdi bunun aslında bir benzerini sanki başka videolarda konuştuk diye hatırlıyorum. En kötü halleri dahi kendi lehine çevirebilirsin. Olumlu tarafını alabilirsin. Nasıl oluyor? Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Ya bir tartışma olduğu zaman ya da hoşumuza gitmeyen bir hadiseyle karşılaştığımız zaman şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu öfkelenecek bir olaya değiyor mu? Veya bu tekrarlanmış bir şey mi? İlk mi? Bu ikinci mi? Veya on kere, yüz kere yapılıyor mu? Diye buna bakmak lazım. Eğer bir iki kere bu olduysa bunda şöyle bir değerlendirme yapabilirsin. Yani diyelim ki ben bir şeye öfkelendim veya işte eşim başka bir şeye öfkelendi. Onun öfkelendiği şeyleri tespit edip bir daha yapmama adına daha düzgün adımlar atabilirim. Bunu kendi çevirebilirim. Eğer diyelim ki bu çok kez olduysa e bu sefer de güzel kardeşim yani e ne olacak sabır noktasından bakacaksın. Veya işte kötü gördüğün olayda ne olursa olsun diyor ya hani eşinizin kötü olan bir huyu varsa da siz iyi olan tarafına bakın. ya Elbette sen bu kişiyle evlenmişsin. Sen bunda güzel şeyler görmüşsün. Güzel şeyler de var bunda. O yüzden sen kötü olana değil de iyi tarafına bakmaya çalış. Çünkü ben kendi adımı öyle yapmaya çalışıyorum. En başta şu yani o öfke anında biraz yalnız kalmaya ihtiyaç hissedebiliyorum. Yani biraz uzaklaş ya ama nefisler birbirini ispat etmeye çalışırsa karşılıklı böyle bir şeyler yetiştirmeye çalıştığın zaman bu sefer oradan hakikat çıkmıyor. Oradan fitne ateşleri çıkmaya başlıyor. Çünkü taşlar birbirine sürtmeye başlıyor. O yüzden biraz o taşların soğuması lazım. Lazım. ...kendi haline çekilip... ...bu çekilme anındaki ana noktalardan birisini ne biliyor musun Emir? Şu olması gerekiyor... ...kenarıya çekildin salavat getireceksin... ...hakikaten abdest alacaksın... ...bak bunlar çok önemli şeyler... ...o, o halinden Cenab-ı Hakk'a sığınacağın durumlar keşfetmen gerekiyor... ...ve o öfke anından sonra... ...sana gelecek mükafatlar tarafına odaklanman lazım... ...pratiğe dökelim... ...öfkelendin, sinirlendin... ...geleceksin ki ben bu öfkeyi devam ettirirsem... ...şimdi ben bununla çok mutlu olduğum anlar var... ...bir anlık öfkenin neticesinde binler dakika belki kaç senelerce üzüntülü haller başlayabilir sende. Değer mi? Bir anlık sinire değil mi? bir cinayet işleniyor ve binler dakika hapis cezası geliyor. O yüzden bir anlık sinir öfkeden sonra doğacak olan o kötü senaryo neticeyi aklında canlandırıp bir ürkmek gerekiyor. Ve şunu da düşünmek gerekiyor. Ya ben şimdi eğer sabredersem bu öfkeli anımı atlatırsam ya sonuçta onunla mutlu olacağım bir an gelecek. Çünkü o çok oluyor. Mesela yaşadığım birkaç hadiseyi size söyleyeyim. Ya bir şey sinirleniyorum tamam mı? Öfke hali geliyor. Sonra sabrediyorsun. Sonrasında mutlu bir an oluyor ya. Diyorsun ki bak gördün mü elhamdülillah. Eğer ben öfke halini devam ettirseydim şu huzurdan mahrum kalacaktım. Bunları ileriye yönelik düşünmek gerekiyor. Anlatabildim mi? Bu yönden baktığın zaman elhamdülillah binler hayır ciheti olabilir. Ama ve lakin eğer aynı hata çok kez tekrarlanmışsa ya buradaki kişinin sabır noktası, sabır eğitimi, tahammül noktası. Eşimizdeki biz kusurları, sıkıntıları bir sinek kanadı gibi görmemiz gerekiyor. Ama bu sinek sinek kanadını gözümüzün üstüne getirmeyeceğiz. Sinek kanadı kadar basit bir şey olarak göreceksin. Ama sen o basit bir şeyi, sinek kanadını gözünün üstüne getirdiğin anda nasıl ki bir sinek kanadı kocaman dağı setre diyor, kapatıyor. Bu sefer sen hanımında veya işte bir kadın da erkekte o kusuru gözün önüne getirdiği zaman erkeğin veya kadının bütün güzelliklerini İslamiyete dair olan, ahlaka dair olan evlilik için beraber inşa ettikleri tüm güzelliklere bir perde yapabiliyor. O yüzden sinek kanadı gibi kalsın. O sinek kanadını gözün üstüne getirme. Yani bu şekilde tavsiyede bulunabilirim. Şimdi diğer soruya geçelim abi. Evlilikte iki sorunlu tip var. Yani biz böyle düşündük. Bir maddi istekleri bitmeyen kadın, bazı kadınlar vardır küçük şeylerden de mutlu olabilir fakat bu maddi istekleri bitmeyen kadınlar evlilikte bir sorundur. Diğer taraftan erkek tarafından da çalışmayı hastalık haline getirmiş ve eşini, çocuklarını ihmal eden bir erkek profili var. Bu ikisi sorun. Bu iki sorun nasıl çözülebilir? Kadın veya erkek bunu nasıl çözmelidir kendi içinde? Bununla ilgili bir şeyin varsa senden dinleyelim. Yani soru çok güzel bir soru. Muazzam bir soru. Şimdi en büyük problemlerden biri maddi istekleri çok fazla olan kadın. Ben burada evlilik arifesinde olan ya da evlenmeyi düşünen kardeşlerime tavsiye vereyim. Hani bir abisi olarak, bir kardeş olarak bunu benden duysunlar. Söyleyeyim onlara. Kesinlikle ve kesinlikle maddi istekleri çok fazla olan, özellikle ya ben bir kere evleniyorum. Benim gelinliğim şöyle olacak. Benim mobilyam şöyle olacak. Benim işte oturma grubum şöyle. Ne bileyim benim buzdolabım, çamaşır makinem, bulaşır makinem hepsi son model en üst kalite olacak. Bir kere evleniyoruz. Alalım en iyisi olsun falan filan deyip altınlar, bilezikler, burmalar, onlar bunlar, kemerler, işte kollara takmalar falan ya böyle abartılı abartılı istekleri olan bir kişi karşısına çıkarsa benim tavsiyem onunla evlenmesinler. Ama bu benim şahsi görüşüm. Benim karşıma böyle biri çıksaydı çok çok fazla zorlayacak istekleri olan biri olsaydı ben evlenmezdim. Ama eşimden bu vesileyle Allah bir kere daha hani bin kere daha, milyon kere daha razı olsun. Hiçbir şey istemedi. Hiçbir şey. Bak eşimle ben şu yüzü haricinde hiçbir şey almadık. Dedik bilezik alak, şuna alak, buna hiçbir şey istemedi. Allah razı olsun eşimin ailesinden de bin kere, milyon kere razı olsun. Onlar da aynı şekilde hiçbir şey istemediler. Evliliğim tereyağından kıl çeker gibi oldu. Hiç uğraşmadım ya ben evlilikte. Bir Allah insana bu kadar mı kolay bir evlilik süreci nasip eder ya? Elhamdülillah. Bak o kadar kolay oldu. Ama ben kendi tanıdıklarımdan biliyorum. Ya o kadar zor bir süreç ki. Şimdi şunu düşünsün kardeşim. Maddi istekleri bir şey. Ya bir kere evleniyorsun tamam güzel iyisi olsun. Ben iyisi olmasın demiyorum. Bak iyisi de olsun. Ama kardeşim karşı tarafın alabileceği şekilde iyi olsun. İmkanlar belli. Heh imkanlar dahilinde iyi olsun. Senin istediğin şekilde iyi olmasın. Sen düşünüyor musun ya karşıdakinin ailesinin durumu iyi mi? Babasının parası var mı? Ben evlendikten sonra 5 kuruş borç ödemedim. Elhamdülillah bütün düğünden gelen paralar bana kaldı. Ama ben biliyorum ki benim tanıdıklarım da var. Kız altın işte kemer, altın kolye yok işte bilmem şu kadar şu kadar burmalar şunlar bunlar. Ya isimlerini bilmiyorum saçma sapan bir sürü altın isimleri. Hepsinden almış. Damadın babası da garibim sırf çocuğu kızı seviyor diye gitti sağdan soldan borç aldı. 200 milyar borcun altına girdi. Düşünse ki bu isteyen kız da olabilir, ailesi de olabilir. Şimdi sadece kızın üzerine de yıkmayalım. Bazen aileler de istiyor. Kız da erkek de birbirini sevdiği için mecbur kalıyorlar. Yani ona bir şey diyemiyorum. Ama yine de benim için çok zorlayıcı bir durum. Her ne kadar seversem seveyim eşin, istediğim kişinin ailesi benden bunlar isterse kusura bakmayın benim bunlara karşılayacak durumum yok. Allah yolunuzu açık etsin der. Konuyu kapatırdım. Ben kendi açımdan diyorum. Başkası farklı düşünebilir. Tamam. Sonra ne oldu? Borca girdi bu baba. Iki tane daha erkek kardeşi var. Neredeyse birbirine yakın yaşlar. Babası bir de onlar için borç yaptı. Ya yazık günah değil mi şimdi yani? Evet yani Te bunları düşünmesi lazım. Kesinlikle maddi istekleri olan birinin. Onu diyorum işte başta. Maddi istekleri olan bir kardeşim bunları düşünsün. Kız kardeşim. Özellikle çünkü kızlar çok fazla maddi şeyler istiyorlar. Erkekler daha çok kolay yoldan evlenmek istedikleri için. Aynen. Daha çok maddi istek kızlarda oluyor. Hani bir kere evleniyorum en iyisi olsun. Benim param yok ki kardeşim nasıl alayım yani? <laughs> evet, Evlenmeyeyim ya. mi yani ben şimdi? Sen beni sevdiğini iddia ediyorsun. Ama benden çok zor isteklerde bulunuyorsun. E beni evlilikten soğutuyorsun. Evet. Evlenmeme yetiyorsun. Evet. Ama ben seni çok seviyorum. Evlenmek istiyorum. Nasıl çözeceğiz meseleyi? E ben de bir kere evleniyorum. Ben yüz kere yüzüncü evlenmiyorum ki. <laughs> Belki, yani ya, ikinciye mi evleniyorum? Evet ben ikinci evlenmiyorum. evlenmiyorum. <laughs> ben de seninle ilk defa evleniyorum. Ben niye isteklerde bulunmuyorum? Yani. Ya işte dediğim gibi karşı taraftaki kızın bunları düşünmesi lazım. Ailenin durumu, maddi bütçesi neyse ona göre isteklerde bulunsun. Tamam abi. Şimdi ya evlilik nedir? Evlilik bir düzendir. Evlilik nedir? Bir emanete sahip çıkmaktır. Evlilik nedir? Eve gittiğin zaman seni bekleyen, çocuğun da varsa elhamdülillah bir iki emanetin olan bir handır. Yani sen eve gittiğin zaman ona zulmetmeyeceksin, onu idare edeceksin. Emanetine sahip çıkar gibi sahip çıkman lazım. E bir taraftan sürekli istekleri olan bir eş olduğu zaman zaten tercihleri ona göre yapma. Çünkü hiçbir zaman o tatmin olmayacak ama maalesef günümüzde zengin insanları tercih edip sadece maddiyat üzerine evlilik kurulduğu zaman bu da devam etmiyor. Görüyoruz boşanmaları, ünlülerin ne kadar çok boşandığını, aile hayatının ne kadar çok sarsıldığını çok basit bir şekilde görebiliyoruz. Eğer ki dünyayı bir şekilde maddiyat üzerine kurulan evlilikler her zaman zürü zeber olmaya yani yıkılmaya mahkumdur. Zira bunlarla ilgili çok önümüzde numuneler var. Diğer bir mesele ya bir insan evlendikten sonra nasıl çoluk çocuğuna bakmaz ya? Nasıl evine gitmez? Nasıl onları kollanmaz, koruyamaz? Ben çok üzülüyorum böyle evliliklere ya. Cidden yani etrafımızda da var. Geçen bir abi, ablamızla konuşmuştum. demişti ki 4 aydır eşim evime gelmiyor. 4 aydır adam evine gitmiyor ya. Ben anlamıyorum mesela ben bir hafta yurt dışına gidiyorum. Yemin ederim Zeynep'i gö, Yani ya telefonla konuşmak istemiyorum çünkü duygusallık başlıyor. Özlüyorum hemen. Diyorsun ki ya bir insan nasıl evladına karşı böyle şefkat besleyemez? Ya sen onun dünyaya gelmesine sebep oldun. E bir adam ona sahip çık ya. O çocuk psikolojik problemler yaşıyor. İleride yine ümmetin başına bel oluyor. Sonra annesinin babasının başına bel oluyor. Çünkü çocuk sinesini dayayacak bir anne baba bulmadığı zaman, onunla dertleşecek, bir örnek alacak bir kişi karşısında olmadığı zaman o çocuk da ileride maalesef perişan oluyor. Ya uyuşturucuya musallat oluyor. Ya evden kaçıyor. Ya da işte milletin hukukuna tecavüz ediyor. Ve günümüzdeki bütün olaylar anne babanın bu konuda sorumluluğunu yerine getirememesi. Ben her zaman diyorum evlatlar psikologlara değil anne babaların psikologlara gitmesi lazım. Çünkü bozuk bir fabrikadan temiz ürün çıkmaz Emir. Ancak temiz bir fabrikadan temiz ürün çıkar. Üstad da ne diyor? 80 bin tane zattan ders aldığım halde bu maddi ve manevi olarak da geçerli. En aldığım ve bana en tesirli olan Annemdir diyor muallim olarak ya. Anne babalar lütfen bakın sadece siz yaşamıyorsunuz. Evlatlarını sizleri örnek alarak sizleri kahraman gördükleri için eğer anne babada da bu potansiyel varsa sürekli evi terk edeceğim diye uzaklara gidip günahlara musallat oluyorsa o çocuktan daha hayır bekleme. Ve onun sorumlusu da sensin. Ahirette senden şekva edecek. Ya Rabbi bu adam ve bu annem veya bu babam benim dünyadayken imanıma vesile olmadılar. Allah muhafaza sorun olduğunu farkına vardıklarında çözebilirler. Hastaya hastalığını delille göstermezsen bak sen hastasın. Ya sen işte kanser olmuşsun bak raporlarda o tahlillerde bunlar çıktı demezsen birçok insan bu problemlerini görmüyor. O hayatın akışında göremediği için de bu hayat bu şekilde gidebiliyor ve ileri daha büyük problemlere yol açabiliyor. Çünkü hastalıklarda da öyledir. Çok ufak bir hastalığın işte tedavisi olmadığında o andaki tedavi yapılmadığında ileri daha büyük hastalıklara sebep olabiliyor. Bu kişilerde de böyle. Bu kişilerde eğer kendilerinin gerçekten Bu noktada hasta olduklarını Problemli olduklarını bilmediği sürece bunlara bir şey yapamazsın O yüzden bu etken kimlere kalıyor Bu etken işte eş, eşi vardır Eşine kalıyordur arkadaş ortamında kalıyordur Ailesi vardır ailesine kalıyordur e Neden bunu söylüyorum çünkü ben de çevremde de Ailemde de akrabalarımda kardeşlerimde Dostlarımda da böyle çok aşırı gerçekten Aile bağını koparıp da her şeyini işe veren insanları abileri Görüyoruz diyoruz ki abi bir sakin ol bir dur En son ne zaman çocuğunla parka gittin En son ne zaman eşinle çocuklarınla bir yemek yedin, ne zaman bir aktivite yaptınız dediğinde adam diyor bakıyor şöyle bir geri evet ya ben uzun zamandır bunları yapmadım diyor. Abi bak işte bunlar problem. Sen ailene, evladına, eşine vakit ayırmadığında kaynaklanan problemler yok mu? Var. İşte, işte o bütünlük, o beraberlik, birliktelik uzaklaşılıyor. Ailede problemler başlıyor. Bu sefer eşler birbirini dinlememeye başlıyor. Ya bu bayanlarda da kardeşim aynı böyle erkeklerde de onları uyaran kimselerin çevresinde olması gerekiyor. Ancak öyle gerçekten kendilerinin yaptığı larının yanlış olduğunun, hata olduğunun farkına varabilirler. Bayanlar da keza öyle. Artık bir arkadaşıdır, ailesidir, sevdiği biridir. Kişilerin bunları uyarması gerekiyor. Daha sonra tedavi süreci Tabii. başlayacak. Daha sonra tedavi süreci başlayacak. Yani sen hastaya gidiyorsun. Evet sen hastasın. Aa ben hastaymışım tamam. Peki nasıl tedavi edeceğim? İşte ilaçlar burada deyip anca o şekilde kendini insan düzeltme yoluna geçebilir. Bu dünya olarak, bu problemler olarak da bunu söyleyebiliriz. Bunlar evlenmeden önce zaten hani konuşulan meselelerdir. Evet. Hani benim durumum bu sonuçta hani hangi alaya yani aylık gelirin ortalama biliyorsun veya soruyorsun öğreniyorsun falan. O zaman zaten kadın böyle bir talebinin olduğunu bu bütçenin bu talebi karşılayamayacağını hani kendisinin bu noktada çok meylinin olduğunu vesaire bunları dile getirmesi bunların baştan konuşulması lazım. Elhamdülillah bizde de bunlar baştan konuşuldu. Ondan dolayı zaten benim eşim böyle bir profil olmadığı için. Ben de zaten böyle talepte bir eş adayıyla görüşmediğim için biz bunu sıkıntısı çekmedik. İkinciyi de ben hani iş bağımlısı biri olarak değil de çevremden genelde duyduğum şey oluyor oyun bağımlısı olarak Allah duyuyorum. Allah evet oyun bağımlısı Özellikle olarak duyuyorum. PUBG bir de şöyle hani çevremden duydum. İsmini bile bilmiyorum yani öyle hani çevremden duydum. Adam abi oyun bağımlısı. Sabah kalkıyor, işe gidiyor, işten geliyor abi oyun odasına bir geçiyor. Hani eşiyle bir yemekte denk geliyor düşün. Hani eşine vakit ayırmıyor. İşte çocukların ailesine düzenli bir vakit ayırmıyor. Adam gerçekten oyun bağımlısı. Hani bunların e, evliliği zedelediğini, eşler arasındaki diyaloğu zayıflattığını vesaire hani bunları duydum, işittim. E, olumsuz yönde çok etkiliyor. Ne yapması lazım? Bu kişinin iradesinde biten bir şey. Hani kişi iradesiyle bu benim evliliğimde problem mi? Evde geçireceğim vakti düzenli bir şekilde eşime vakit ayıramıyorum. Çocuklarıma vakit ayıramıyorum. Oradan kısıp kendi zevklerime vakit ayırıyorum. Bu onun iradesiyle ilgili problem. Bu e, ihtiyacın, bu yanlışlığın farkına varıp güzelce bir vakit taksimatı yapması lazım. Yani bu e, ikili arasında olan bir şey. Ama dediğim gibi hani ben bir yönlendirme yapamam burada. Varsa hani bizimkiler arasında böyle bir oyun bağımlısı, iş bağımlısı o biraz daha şey yapsın. Geçen bir söz okumuştum da çok beğenmiştim. Mesela diyor ki erkek varlıkta, kadın yoklukta ne olduğu anlaşılır. Allah Allah. Erkek yani zengin olduğunda, işte biraz daha para sahibi olduğunda asıl ne mal olduğu o zaman anlaşılıyor. Kadın da bir zeytin ekmeye, bir peynir kaldığında. ekmeğe muhtaç kaldığında ne olduğu anlaşılıyormuş. Çok güzel. Evet. Heh. Bunu ben okudum. O kadar mantıklı geldi ki. Yani bizim erkeklerde işte şeyler var böyle, istekler var. Araba istiyor, ev istiyor, daha böyle şey geniş yani. Kadının da hani o herhalde zaafı olduğu kısım o yokluk. Hani bu kısımda nasıl olabilir? Ya bunların hepsi yine evlilik öncesi çözümler. Evlilikten sonra bu başına geldiği zaman zaten eğer çözemediyse o an çözüm bulamadıysa ayrılıklar oluyor. E bizim fakir olup da bir anda zengin olan veya zengin olup da bir anda fakir olan insanlar mutlaka olur. Eğer bu aralarda o kadın o fakirliğe alışamaz da direkt boşanırsa ki boşanan bir sürü benim direkt var. Alışamıyorlar kanka. Anlaşmamışlar. Önceden bu mevzuları kader mevzularını bilmiyorlar. Ya biz tamam şu an zenginiz. Ben şu an sana bir şeyler alabilecek potansiyelim var ama bu olmaya da bilir. Bunu anlaşmıyorlar ki genelde sıkıntı orada başlıyor. O ilk evlilik konuşmasında bunlar konuşulmadığı için mutlaka konuşulması lazım. Mutlaka konuşulması lazım. Ya zengin bunu diyecek yani bizim yarın öbür gün fakirlik durumumuz olabilir. Fakirse şunu da demesi lazım aslında. Yarın öbür gün biz zengin de olabiliriz. Yani o yani zaman da bizi baştan he, çıkartmaması he, lazım. Bunun da bizi baştan çıkarmaması lazım. Ya çünkü zengin olup da yani ayrılanlar da var. Daha iyileri, daha iyileri. Çünkü görmemişe gösterme, görmüşten eksik etme diye. Bir fakir adam zenginlik gördü mü sıkıntıya giriyor. Yani görmüş zaten görmüş yani daha şeyini devam edemez yani. Bu yüzden hani dediğim gibi bunlar da ya evlilikte nasıl çözüm üretilir buna? Ya genelde işte hani iki taraftan biri anlayışlı olmuyorsa dediğim gibi boşanmaya gidiyor. Evlilikten önce bunlar konuşulması mutlaka gerekiyor. Yani anlayışlılık burada çok önemli. Şimdi kadındaki istek ve talepler noktası tabii bir aile içinde şükür giderse o aile hayatı zirzeber olur. İktisat ve kanaat giderse o aile hayatından bela musibet eksik olmaz. Kalp kaynar. Anlatabildim mi? Bu sefer sen kendi ailen, senin bir cennetinken o aile hayatı cehenneme dönmeye başlar. Hanım kardeşimizin veya erkeğin dikkat etmesi gereken en önemli husus kıyas yapmamak. Bu gibi meseleler, bu şükürsüzlük cihetleri, kanaatsizlik ve iktisatsızlık... Sonrasından gelen memnuniyetsizlik, olaylara rıza göstermeme halleri... Sonrasında gelen helal-haram dengesi kaybı Olabiliyor. Bu hep kıyastan dolayı. Sen kendi dünyanı ailen olarak bileceksin. Evindeki eşyaların, bütün paran senin cebindeki kadar. Bu şekilde bildiğin zaman ona göre adımını atıyorsun. Ama bir insanın hayatında kıyas varsa, gözü sürekli dışarıdaysa... ...yani sürekli nimet konusunda kendinden üst taraftakilere bakıyorsa... ...o zaman bu kişi ne yaparsan yap mutlu olamaz. O yüzden en başta kıyas hastalığından kurtulması lazım. Yani aile hayatına dönük bir yaşantıya girmesi gerekiyor gerekiyor. Bu pratikte nasıl olur? Çok zordur. Hakikaten çok zor. O yüzden Allah öyle bir erkeğe sabır versin. Öyle bir hanım kardeşimize de inşallah akıl fikir irfan versin abi. Çok zor bir şey bu. Diğer taraftan erkek de çok çalışıyor. Eş ve çocuklarını ihmal ediyor artık. Evet. Ya şimdi aile saadeti dediğimiz mesele birbirine karşı olan şefkat ve hürmet ve sadakat ve fedakarlık üzerine gider. Bunların en önemlisi güven. Bak para demedim. Para değil. Çünkü bir kadın maddiyattan önce güven arar. Fıtratı yerinde olan bir hanfenden bahsediyorum. O yüzden erkek ona güven noktasında tamam para getiriyor, her ihtiyacı karşılanıyor. Ama evin içinde bir muhabbet, bir hürmet, bir sadakat, bir güven eksikliği olursa, e, o zaman o kazandığı para aile saadetine yarayan bir şey olmuyor. Daha çok o para huzur katili olmaya başlıyor. Yani bu konuda denge nasıl kurulması lazım? Şu, ben bu parayı neden kazanıyorum? Kendine bunu sorması gerekir bir erkeğin. Ya da işte kadın paradan daha önemli şeyler ona hatırlatması lazım. Çocuğun istekleri, kendinin isteğinin sadece para olmadığını, bir muhabbet olduğunu, bir hürmet olduğunu hatırlatması lazım. Şu konuda bir erkek dinliyorsa şunu sormak istiyorum. Yani bu parayı sen neden kazanıyorsun? Eğer kazandığın para evinde huzur getirmiyorsa, çocuklarını ihmal ettiriyorsa o zaman sen ailen için kendin için değil tamamen dış dünyaya bağlı bir şekilde yaşamaya başlıyorsun. Evet bunu görebiliyoruz. Bu sefer paralı mutluluklar arıyoruz. Yani böyle bir adamın savunması şöyle oluyor. Daha ne istiyorsunuz? Para getiriyorum ya evin eve. E sizi okuttum ya ileride böyle bir şey Sizi okuttum, şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte ben gece gündüz çalıştım, ne fedakarlıklar yaptım. Ciğerimi koydum ben masaya tarzında. Söylemler hiçbir karşılığı yok bunların. İnan bir karşılığı yok. Çünkü ileride o çocuk ondan öyle bir muhabbetsizlikle büyüdüğü zaman, alakasızlıkla büyüdüğü zaman e çocuk ondan şikayetçi olacak. Bu sefer madde peresi üzerine büyüdüğü için babasını sadece hani böyle bir bank olarak görecek. Menfaati bittiğinde de ona aynı hürmeti göstermeyecek. Evet, evet böyle olacak. Ha, bunu öngörmek çok önemli. O yüzden yani ne bileyim ya böyle aile huzuru dediğin mesele ne biliyor musun? İşin bittiği zaman veya böyle mutluluk adı altında bir ortam aradığın zaman insanın ilk önce aklına ailesi geliyor mu? Aile budur bir sığınaktır yani. Günahlardan bir sığınaktır. Dışarıdaki bu kadar hengameli, sıkıntılı ortamdan bir sığınaktır. Eve girdiğin zaman böyle e, suda boğuluyorsun da son anda kurtulmuşsun gibi eve attığın zaman kendine öyle bir e, nefes alışın var mı? Yani yoksa da e, bu ortamı hazırlamak senin elinde. Günümüzün en büyük problemlerinden biri de bu. Belki geçmiş zamanda da vardı da biz bilmiyorduk. Çok fazla çalışıp evini ihmal eden erkek. Yani benim çevremde de var bildiğim bu insanlardan. Çünkü adamın hedefi şu. Geçen videolarda da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Adamın tek amacı şu. Çalışayım, ev alayım, araba alayım, çoluk çocuğuma güzel bir gelecek bırakayım. Miras bırakayım. Ya baba tamam güzel, düşüncen kötü değil. Hoş bir düşünce, güzel bir düşünce. Ama şunu düşün. Sen evlatlarına, eşine güzel bir gelecek hazırlarken onların güzel zamanlarından da çalıntı yapıyorsun aslında. Aslında sen karda değilsin, zarardasın. Daha gelmemiş olan zamanları düşünüp andan kaybediyorsun, andan. En güzelinden kaybediyorsun. En güzel olan şey gelecek değil. Değil. Anda olan vakitlerde sen eşinle, çoluğunla, çocuğunla bu anı bir daha yaşayamayacaksın. Bu an bitti, bu an geçti. Sen eşinle bir daha 20'li yaşlarda olmayacaksın, 30'lu yaşlarda olmayacaksın. Senin çocuğun 3 yaşlarında, 5 yaşlarında, 10 yaşlarında olmayacak. Sen şimdi gelecek hazırladın. Diyelim ki oldu, Allah ömür verdi. 60 yaşına, 65 yaşına geldin. Ha keza işin de öyle. Çocukların büyüdü, kocaman adam oldular. Ama sen geçmişte çoluğun çocuğunla sırf onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için, sırf evleri, arabaları olsun diye hiç vakit geçirmedin. Onlarla zaman geçirmedin. O çocukların o andaki sevgi boşluğunu nasıl dolduracaksın 60-65 yaşından sonra? Bir daha bir şey oluyor aslında. Menfaatli bir sevgi oluyor. Hep maddi maddi karşılıyorsun ama karşılamayınca da aradaki muhabbet de gidiyor. Çünkü hep maddi bir alışveriş arada. Manevi bir itibat yok. Bu da aslında çok büyük bir eksi. Ya babalar zaten en büyük problemlerden biri de evlatlarını karşılıklı sevmek. Çocukların üzerine şöyle hayal kuruyor babalarda. Bu çocuk çalışacak, ileride büyüyecek, eve para geçecek, para kazandıracak. Evet. Ya bu çocuğun ileride çalışıp eve para getirme, para kazandırma diye bir sorumluluğu yok. Bu çocuk belli bir yaştan sonra, reşit olduktan sonra artık kendi ayaklarında üzerine durup kendi ailesi için, kendi evliliği, kendi geleceği için planlar yapmak zorunda. Senin ya da babanın üzerine plan yapmak zorunda değil bu çocuk. 18 yaşında, 20 yaşında her neyse sürekli babanın baskısıyla para getirsin, oğlum para getirsin. Para getirmediği için azarlanan çocuklar, para getirmediği için evden dışlanan çocuklar eve para getirmediği için baba tarafından sevilmiyor. Baba tarafından dışlanıyor. Çünkü babanın aklına tek bir şey var. Benim çocuğum oldu. Çocuğum büyüyüp para kazanıp eve para getirecek. Bu da yanlış bir düşünce. Babaların <laughs> bunu düşünmemesi lazım. Evlilik insanların gelişmesine katkı sağlar mı? Çok. Çok ben. Ben abi gerçekten ben. Hani derler ya... Her başarılı erkeğin arkasına biri. <laughs> mutlaka kahve bir kadın vardı. Abi o gerçekmiş. Ben o sözü anladım. Bilmiyorum tam nerede bir şey oluyor da... Senin bu kadar gelişimine katkı sağlıyor. Direkt şu nokta diye bir şey diyemem. Fakat gerek gereken hani işte senin ümitsizliğin olduğu bir noktada... E, sana motivasyon kaynağı olması... Halinin vaktinin olmadığı bir durumda... Hani seni tekrardan böyle motive edip... Seni böyle işin başına tekrardan yönlendirmesi vesaire tarzında... Mutlaka ve mutlaka çok büyük bir destekleyici yönü var eşlerin birbirine. Eşim de evlendikten sonra çevresinden aldığı tepkiler bambaşka. Yani sen gerçekten hani kendini çok geliştirdin. Hani ne noktada örnek veriyorum işte hitabet noktasında örnek veriyorum işte şu noktada bu noktada falan gibi. Bana da diyenler var Fatih sen gerçekten evlendikten sonra hani ne yapıyorsan artık daha iyi yapıyorsun. Daha profesyonel yapıyorsun gibi. Benim de çevremden aldığım tepki var. Eşimin de aldığı tepki var. Ben bunu zaten kendi iç alemde de müşahede edebiliyorum. Mesela evlilikten önceki Fatih ile. Birinci o, Fatih. Birinci. O birinci Fatih dönemi o eski dönem. <laughs> o Fatih dönemde mesela hani başarmak istediğim şeylerim vardı. Ama ne bileyim hani irademimi tam kuvvetli kullanamıyordum, motivasyon noktasında ama eksikliğim vardı hani başarmak istediğim ideallerime ulaşma noktasında evlilik öncesiyle evlilik sonrası arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Ya başarmak istediğim ideallerime, hedeflerime evlilikten önce hani iki ileri bir geri ise evlilikten sonra üç ileri dört ileri anca bir geri olursa. O da zor yani. Elhamdülillah evlendikten sonra hani bir insan hedeflerine ulaşmak noktasında, ideallerini başarmak noktasında gerçekten çok büyük bir yardımcı kuvvet elde ettiğini düşünüyorum ben. O zaman Fatih bir yarımdı, diğer yarısını buldu. Gerçekten. Sabahtan beri bu metni yaz arkadaşlar bunu düşünüyor. Yeni <laughs> Veya bir işe sarılmak için iki elim vardı. Bak ona girme. Ya ona ya girmeyeceğim. Ona, ona, girme. ona girmeyeceğim. Yeter artık. Ona Tamam Tam oyla Allah'a artık. Yani evlilik tabii ki de katkı sağlar. Çünkü düzenin oluyor. Yani sen şey demiştin hatta bir videoda. Ben evlilikte kendimi buldum. E tabii ki de. Her şey de öyle baba. Şimdi mesela yani ben çok etrafımda da bunu gördüm. Yakın e, böyle akrabalarımdan bir tanesi hayatı boyunca çalışmayı sevmeyen, evine gelmeyen, dışarıda sürekli işte günahlara musallat olan tanıdığım evlendikten sonra yüzde doksan değişti. Çünkü kişiliğini buldu. Şefkat Allah kalbine derc etti Eşine karşı bir sevgi başladı. Ondan sonra aile hayatını kurdu. Onlara bakacak emanetlerin olduğuna kanaat etti ve elhamdülillah şu an çok güzel bir hayatı var. Ama şuradaki mesele çok önemli. İnsan evlenirken e, şunu düşünmeli. Bir düzenim olsun. Bir aile hayatı olsun. E, çalışayım çoluk çocuğuma örnek olayım. İyi bir evlat yetiştireyim. İman dairesine evlatları yetiştirip alemi İslam'a işte ülkemize hayli bir evlat olsun diye onun mücadelesini vereyim diye düzen oturtturması lazım. Yoksa zaten e, inan e, sadece hayatı sokakta yaşayanların durumunu görüyoruz. Sokakta yaşayanlar sokakta ölüyor yani. Maalesef. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün diyor peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden evlilik benim için güzel bir proje. Düzen. Katkısı budur. Kesinlikle gelişmesine katkı sağlar. Evlendiğimde 80 kiloydum şu an 90 kiloyum mesela. <laughs> Bayağı bir katkı sağlamış farkındasınız arkadaşlar. Evet. Ben buna kesinlikle iman ediyorum. Kesinlikle katkı sağlar. Maddi cihetle, mide cihetiyle ile, Bunun manevi ciheti de evet gerçekten birçok alanda katkı sağlıyor. Yani nedir? Hayata bakış açınız zaten değişiyor. Ayrı bir olgunluk ister istemez sorumluluklardan dolayı bir olgunluk oluşuyor sizde. Yani bir sorumluluğun arttığı evine karşı, eşine karşı, işte çocuğun varsa çocuğuna karşı sorumluluk insanları gerçekten bir insanı olgunlaştırıyor. Onun yanısında düşünce düşüncelerini olgunlaştırıyor. Tavırlarını, davranışlarını yani her ne düşünürseniz insanı olgunlaştıran bir yapı diyebilirim yani durum diyebilirim bunun için size. Herkes için bunu söyleyemeyiz. Çünkü yani evlenip de daha kötü yollara giden insanlar da biliyoruz. Evlilikten umduğunu bulamayıp da o evliliği bitiren de görüyoruz. Ama evlenip daha da daha da iyi. Kendi maneviyatını işte maddiyatını da yani illa maneviyatını değil maddiyatını da yükselten de görüyoruz. Gelişim olarak gelişim iyi yönde gelişim her zaman olacak diye bir şey yok. Ki bunu iki tarafta böyle imanlı namazında niyazında olan bir insan için de bunu söyleyemeyiz. Ya bu imtihan dünyası diyoruz ya. Heh, burada imanlı adama da imtihan olabilir ya. Gelişim noktasında gelişemeyebilir. O da imtihan oluyor işte. Bizim en büyük imtihanımız da bu oluyor işte. Yani gelişememek mesela. Hani geliştiğin zaman da şükredeceksin, gelişemediğin zaman da sabredeceksin gibi oluyor. Yani gelişir mi her zaman diyemeyiz. Kesinlikle sağlar. Nasıl sağlar abi mesela? Bilmiyorum. <laughs> Eyüp sana neler gelişti? Ben evliliği askerliğe benzetiyorum. Askerlik de bir talimdir çünkü. İnsanlar askerliğe tam 20 yaşında. Ergenlik çağının böyle en olgun zamanlarında giderler. Ergenliğin en olgun zamanlarında giderler. Artık insanın kendi kimliğini yavaş yavaş bulduğu zamanlarda insan askere gider 20 yaş. Ben o yaştaydım. 20'li yaşlarda gittim. Askerlik bana sorumluluk duygusu kattı biraz. Çünkü ben askerden geldikten sonra da çevremdeki birçok arkadaşımdan duydum. Ya askerlik seni çok geliştirmiş dediler. Neden? Çünkü askere gittiğimde artık kafana göre hareket etmek yok. Bir disiplin var. Disiplin var. Yatağını kendin topluyorsun. Çamaşırlarını kendin yıkıyorsun. Ütünü kendin yapıyorsun. Her şeyi artık kendi başına yapmaya başlıyorsun. Ailenden uzaksın, gurbettesin. Özlem var, hasret var. Yani bunların hepsi insanın hayatına katkı sağlıyor. Evlilik de aynı şekilde. Evlilik de insanı geliştiriyor. Neden? Artık çünkü evlilikte de bir sorumluluk var. Nasıl askerde sorumluluk aldın? Evlilikte de aynı sorumluluklar. Senin eşine karşı sorumlulukların var. Eşinin işte bakımını üstleniyorsun. Çocuğunun bakımını üstleniyorsun. Evin bakımını üstleniyorsun. Bunların hepsi bir sorumluluktur. E sen şimdi artık tek kişilik düşünemiyorsun. O ekstra bir şey getiriyor. Artık bir şey düşünürken 3 kişilik düşünüyorsun. Ben eve gittiğimde sorumlu oldum, bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Sorumluluğun yanında kattığı en güzel şey huzur. Evlilik insanın hayatında karşılaşabileceği en güzel şeylerden biridir. En büyük gelişme evresi aslında. En büyük gelişme evresi evet evliliktir elbette katkı sağlar. Çünkü hayat bireysellikten çıkıyor artık. Bencillikten kurtuluyorsun. Sen kendin için değilsin. Yani bu sadece dünyalık olarak evliliğe bakan insanlar için bile bir gelişimdir. Artık empati, sempati bunlar başlıyor sende. Bunun üzerine şefkat, merhamet, tahammül noktaları. Yani daha geniş bir açıya sahip olabiliyorsun. Bak sadece dünyalık olarak evlense dahi. Ama diğer türlü bu sefer ikinci boyutta yani ahiret için bir evlilik kurduğu zaman bu onun için bambaşka bir nimet oluyor. Çünkü zorlu yolda şu dünyanın dağdağlı, sıkıntılı yaşantısında ahirete giden yolda ya senin yoldaşın oluyor ya. Evlatların varsa yoldaşların oluyor, arkadaşların oluyor. Bu dünyanın sıkıcı hallerinde şöyle bir sığınağın oluyor. Sabredelim şu mutluluğumuza gölge düşüren çok şeyler var onlardan kurtulacağız ve ebedi bir hayat gelecek. Yani o gelişim evresinde çünkü bir tohum gibi insan hayatını bu dünyaya ekiyor. Büyürken o tohum elbette İslamiye suyuyla sulaması lazım değil mi? Kulluk toprağına o hayatını ekmesi lazım ve imanın nuruyla ışığını vermesi lazım. i̇şte bu bir yardım gerektiren bir iş. Tek başına olması çok zor oluyor. O yüzden aile hayatını senin bir kulluk toprağın, İslamiyet suyu ve iman nuru üzerine büyüttüğün zaman tek bireysel bir gelişim ve topluluk içinde gelişim bambaşka manalar olur. Eksikler tamamlanır. Yani evlilik aslında eksiklikleri tamamlayan bir bütünün parçaları gibi aslında. Sendeki eksikliği tamamlayan başka birisi var. Şefkat damarını evlat özellikle şefkat damarını senin tamamlar. Merhamet duygularını tamamlar. Ya bir müminde en önemli özelliklerden birisi yani bu değil mi? Misal misal hanımda da birçok şey çıkabilir. Abi son olarak senin de bir çocuğun var Zeynep. Tabi bazen hastalıklar olabiliyor vesaire imtihana tabi tutuluyorsun çocuk cihetinden. Şöyle bir şey de olabilirdi. Çocuğun engelli olsaydı ne yapardın abi bu imtihanı Eşinle, ailenle nasıl karşılardı? Şimdi şu şekilde zaten başıma gelen bir olay. Yani doktorların deyişiyle, Cenab-ı Hakk'ın da tabii imtihanıyla bizim kendi DNA'mızda üreme şeyinde çocuklarımız genellikle sakat oluyor. Yani kalça çıkı dediğimiz bir olay var. Şu an 10 tane çocuktan hemen 5 veya 4'üne kalça çıkı olabiliyor. Altı kardeşiz çoğumuzda da kalça çıkıyor. Ben de biliyorsun 7 kere operasyon geçirdim kalçamdan. Ve bunun nasıl bir travma yarattığını da biliyorum. Ama tabii iman olduğu için onlara karşı galip gelebiliyorsun. Ve Zeynep dünyaya geldiği zaman doktora götürmüş. Kanım demişti ya bence çok abartıyorsun ve elhamdülillah bazı tecrübelerimden dolayı küçük yaşta Zeynep'i götürdüm ve Zeynep'in iki kalçasının çıkık olduğunu öğrendik. O yıl şimdi teknoloji gelişti elhamdülillah. Tıp geliştiği için bizim zamanımızı hatırladığım zaman oradaki o harabiyet, o ameliyat esnasındaki bağırışmalar ve çocuğunun o feryadı beni çok böyle etkilemişti. Çünkü yaşadığım için söylüyorum. Yaşayan bir insan olduğum için beni çok büyük etkilemişti. Ama hamdolsun iman hakları e tanıştığım için tabi Cenab-ı Hakk'ın her cihette bir imtihanı olacak. Ayette diyor ki canlarınızla, mallarınızı ve evlatlarınızı imtihan edileceksiniz. Dedim ki imtihan başladı. Çünkü çok mutlu, düzenli bir evlilikten sonra elhamdülillah Cenab-ı bize bir emanet nasip etti ve o emanet doğduğu zaman sakat olarak dünyaya geldi. Ve hamdolsun eşimle birlikte gittik. Evet, dualarımızı hiçbir zaman eksik etmedik. Hatta cemaatte söylüyordum. İşte Zeynep bugün kontrolü var, dua edin. Zeynep toplam 6 ay boyunca biliyorsunuz kemerle yaşadı yani o çocukluk döneminde, bebeklik döneminde. 6 ay boyunca ayakları çapraz bir şekilde kemere bağladılar ve o kemerle elhamdülillah Zeynep 6 ayın sonucunda kalçalarının yerinde olduğunu doktorlar söyledi ve hamdolsun ameliyata gerek kalmadı. Erken teşhisin çok önemi var. Tabi başımıza her şey gelebilir Emir. Yani bu Bundan sonra da olabilir diye. Yani. Ya her zaman olacak. Yani biz bunu unutuyoruz. Bazen arkadaşlarla konuşurken diyorum ki imtihan olduğunu unutuyoruz. Hastalıklarla imtihan edileceğimizi unutuyoruz. Evlatlarımızla imtihan edileceğini unutuyoruz. Eşimizle imtihan edileceğimizi unutuyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak iman ettikten sonra imtihan edilmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz diyor. Elbette imtihan edileceğiz. Buradan bu gibi durumlara giriftar olan aileler varsa, kardeşlerim varsa sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Elhamdülillah. Allah'ın seni unutmayacağını, Allah seni unutmadı öyle düşünüp o imtihana sabır ile karşılık vermek lazım. Zira en şiddet imtihanları peygamberler ve alimler yaşamışlar. Bu maddi olarak bir hastalık, bir de manevi olarak hastalık var. Allah muhafaza. Yani maddi olarak çocuğunuz hasta ama iman dairesinde yaşıyor değil mi? Hamdolsun. E bir de evladınız bir yaştan sonra gelip ben ateist oldum veya sizin inandığınız dine inanmıyorum dese onu düzeltmek o ameliyattan daha zor. Allah muhafaza. Yani burada rahat bir şekilde şunu söyleyemezsin. Tabii ki sabrederdim. Yani başına gelmeden bir olayı, onu yaşamadan bir şey söylemek zor, gerçekten zor. Çünkü ben çevremde görüyorum. Evlatları rahatsız olup da çok böyle gerçekten sıkıntı çeken, problem yaşayan abiler, kardeşler, dostlarımız var. Onları görüyoruz. O yüzden burada rahat bir şekilde bir kelimeler, bir ifadelerde bulunamam. Ama ben bunu Cenab-ı Hak'tan gelen bir imtihan olduğunu bilirdim. Ona göre kendimi hazırlardım. Ona göre kendimi devamlı böyle bir antrenmanda tutardım. Çünkü hani ayette diyor ya biz sizleri canınızla, malınızla en sevdiklerinizle imtihan ederiz diyor ya. Yani Cenab-ı Hak zaten 1400 sene önce biz devamlı kendimizi ne yapmaya çalışıyoruz? 1400 sene önceden gelecek o imtihanlara karşı kendimizi ne yapmaya çalışıyoruz? Hazırlamaya çalışıyoruz değil mi? Biliyorsunuz ben eski boksörüm. Yani bir finale bir maça çıkmadan aylar önce ben antrenmanlar yapardım. Sadece o finale çıkmak için. Oradaki o müsabaka için. Şimdi gerçekten nefsinle vesaire bir müsabaka oluyor aslında. Bir imtihan olduğu için ona da daha öncesinden hazırlanmak gerekiyor. Eğer o hazırlığın yoksa, imani yönde o hazırlığın yoksa o imtihan tak sana gel diğinde mağlup olabiliyorsun. Düşebiliyorsun. isyana gidebiliyorsun. Şekvaya girebiliyorsun. Allah korusun böyle girmek tabii ki hiçbir şekilde doğru değil. Zorlanır mıydım? Bilemiyorum yani. Burada ne desem ben boş. Bir şey demek çok zor bir şey. Ama tabii ki de biz her şeyin kader olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Hak her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını bizim için verdiğini bildiğimiz için ona sabrederdik. Kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Kadere iman eden, kederden emin olur diyor Üstad. Biz de kadere iman ederdik. Teselliyi tabii iki de Cenab-ı Hakk'a olan o imanda, o delgâhta bulurduk bunun da tefekkürünü birçok defa yaptım. Bazen Instagram'da olsun <laughs> sosyal medyada karşıma çıkan o hastalıklı çocuklar işte SMA hastası mıydı? Evet. SMA hastası çocuklar mesela oraya bir tane çocuk vardı yardım toplanıyordu. Onu görüyordum mesela. Ya böyle hani çocuğun sırtına sürekli böyle pompa gibi bir şeyle vuruyor böyle. Vurmayınca çocuk ağlıyor. Sürekli ağlıyor. İçim yanmıştı yani. Ben nasıl sabrederim diye çok böyle düşündüm. Down sendromlu doğarsa, sakat doğarsa ki ihtimaller çok. Yani olabilir yani. Neden olmasın? Hani bütün testleri yapmana rağmen öyle olabilir. Bu bunun çok düşündüğüm şeylerini. Tefekkürünü de yaptım. Ben hep şey, şey diyordum. Yani Allah sabrını mutlaka verir diyordum. Sonuçta hani o SMA hastası kadına onu vermesin nedeni herkese kaldırabileceğin yani kaldıramayacağından fazlasını vermez ya. Ha, ben onu düşünüyordum. Yani diyordum ki eğer ki bana Allah bunu verirse demek ki ben kaldırabilirmişim bunu diye düşünüyordum. Yani bunu sadece şeyde de değil hani yani genel olarak eşim mesela bir anda sakat olabilir, bir anda yüzüne bir şey olabilir. Hani şu anki güzelliği gidebilir ama ileriye dönük bu olabilir. Yani yine ben şunu düşünüyorum. Hep de o yüzden sabır kuvvetimi hiç dağıtmıyorum o yüzden. Geldiyse o bana Allah benim bunu kaldırabileceğimi biliyor. O yüzden bana verdi. Evet. deyip sabrederim diye düşünüyorum. Ama yine dediğim şu o zaman gelmeden kimin ne şey olduğu belli olmaz. Şöyle yapardım, böyle yapardım. Yok kim ne derse desin o yaşamadan bilinecek bir şey değil. Ama her daim bunun hazırlığı içerisinde olmak gerekiyor. Çünkü özellikle biz Halil Talha öncesinde eşimle bu konuyu konuştuğumuz zamanlar bile oluyordu. Anne karnındayken. Birimize bazen diyorduk bak bize ne olursa olsun bir emanet geliyor. Senin benim mülküm değil. Bir şekilde biz bu konuşmayı yapıyorduk. Çünkü o ihtimaller şeytan vesvesi olarak o ihtimalleri veriyor. Özellikle eğer ki ehli iman bir doktor değilse, Ümitsiz olan bir hastanın ümitsizliğini daha da artırabiliyor. Anlatabildim mi? Yani o hastalığından daha farklı hastalıklar ortaya çıkartabiliyor kişide. Mesela doktora gidiyorlar. E, doktor işte rötgende, işte ultrasonda bakarken olumsuz şeyler söyleyebiliyor. Ya şimdi o kişinin evlilik süreci mesela ben bunları duymak istemiyorum. Ne olursa olsun yani. Çünkü anne kandaki çocuğa ne kadar müdahale edebiliyorsun? Anlatabildim mi? Endişe veriyorlar. Korku, merak. Bunlar mahvedebiliyor. Yani o yüzden böyle bir düşüncede kendimizi şuna hep hazırlıyorduk. Ya bu bir emanet. Bu dünya hayatı sonlu, bitecek. Ebedi hayat burası değil. E bu gibi ahireti olan ihtiyakla bu olaydan kurtulmak kolay olur. Çünkü emsalleri var etrafında. Çok duyuyorsun, görüyorsun. Ama Cenab-ı Hak kardeşim dağına göre kar yağdırıyor ya. Değil mi? O yüzden Rabbim hayırlısı olan neyse onu bize nasip etsin diye dua ettik. Sağlıklı olup da işte, yok sağlıklı yok. olmasa hayırlı olması anlamına Aynı gelmiyor işte, yani. Onu, onu evet. Sağlıklı yok. olup da çok kötü yollara düşen insanlar evet. da var mesela evet. evladı işte uyuşturucu bilmem ne farklı yollara evet. haram zevkler bu yolla da gidebiliyor. Evet, yani evet. sağlıklı olması dediğin gibi hayırlı olması anlamına da gelmiyor. Evlilikte iki şey çok önemli. Bir ahiret olan iman, iki kader olan iman ve sünnet-i seniye. Aile hayatının dünyevi cihetten düzen istiyorsan sünnet-i seniye olmadığı zaman o aile hayatından hayır bekleme çok zor. Ama işte bu gibi hadiseler, hayatın bir parçasıdır evlilik ve aile hayatı. Dünyadaki sıkıntıların hepsinin topyekun bir aile hayatına görebiliyorsun. Buradan kurtulma, selametle bu dağdağlı hayattan kıyıya çıkmak istiyorsan kadere iman eden elemden emin olur. Ve diyor ya, kısmetine razı ol ki rahat edesin. Çünkü her şey kaderle takdir edilmiştir. Mesela mesele bu. Bu dünya hayatı bir geçiş sadece. Böyle bakmak gerekiyor. Çünkü şunları da duyuyoruz. 30 yıl boyunca annesi babası yatalak olup onlara bakan insanlar oluyor. Değil mi? Veya çok sağlıklı iken yatalak oluyor. Yani o yaşlı kadın, yaşlı baba evladına yıllarca bakıyor. Hayat da Bilemiyorsun. Ben şimdi Allah için Ömer'i çok seviyorum. Ciddi maada evlilikte, evlilik güzel dedik ya. Evlilikten daha öte güzel olan şey de insanlara nasip ettiği en güzel şeylerden biri de evlat olmasıdır. Cenab-ı Hak inşallah düşünenlere de olmayanlara da nasip etsin diyelim hayırlısıyla tabii. Çünkü evladın da hayırlısı önemli. Engelli olsaydı nasıl olurdu? Hiç değişmeden, hiç hayatımda şu anki Ömer'e ne sevgi besliyorsam aynısını ona da sevgi beslerdim. Mümkün olunca gerektiği bütün bakımları yapardım eşimle beraber. Nimet. Şimdi bak ha buradan gelmişken şunu da söyleyeyim. Hani çocuk müjdesi alan insanlar bunlara hastaneden şey tetkik istiyorlar. Dörtlü tarama mı? Bir şey tarama diyorlar buna. Hani daha doğrusunu bilenler varsa yoruma yazsınlar. Orada bebeğin otizmli mi, sakat mı, ne olacağını bilebiliyorlar. Hani tahmin ediyorlarmış. Ona göre bir şey söylüyorlar insanlara. Aldırır mı yoksa şöyle mi olur böyle mi? Erkenden bilgi veriyorlar. Tarama yapıyorlar diyorlar ki sizin çocuğunuz işte doğum sendromlu. Çocuğunuzda şöyle bir sıkıntı var. Çocuğunuz otizmli doğacak falan diye aileleri korkutuyorlar. Ama çocuk doğduğunda çocuk sapa sağlam doğuyor. Elhamdülillah hiçbir sıkıntı olmadan doğuyor. Bütün doğum süresi boyunca kadının ve o adamın çocuk bekleyen ailelerin zihnini alt üst ediyorlar. Çocuğumuz engelli doğacak, çocuğumuz engelli doğacak. Biz nasıl yapacağız? Otizmliymiş, doğum sendromluymuş, şöyleymiş, böyleymiş diye. Sağlıksız da, da olsa, sağlıklı da, da olsa o cenab bakın bir nimeti. Çöpe atamıyorsun. Sakat da olsa dese ki diyelim yaptırdın tarama testini. Sana dedi ki çocuğunuz doğum sendromlu. Ne yapacaksın? Aldıracaksın mı? Ne yapacaksın yani? Başka seçeneğin mi var? Doktorlar müdahale edebiliyor mu sistemin içinde? Edemiyorlar. Diyorlar ki sadece sana bilgisini veriyorlar. Diyorlar ki senin çocuğun doğum sendromlu ya da senin çocuğun böyle sakat diyorlar. O doğum süresince o kadın, o adam onun azabını çekiyor. Ya gerek var mı buna? Yaptırma kardeşim. Sağlam da çıksa, sakat da çıksa. Allah'ın izniyle inşallah o senin çocuğun, Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti, Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti. Ona bakmakla yükümlüsün. Bitti. Çöpe atamayacaksan yapma kardeşim. Niye gerek var? Ya gerek yok yaptırmayın kardeşim yani. Vallahi sinirlendim <gülüyor> ya. <gülüyor> Bunu tabii çocuğu olanlara sorduk. Fakat sen de yani ileride bir baba adaysın. ileride baba olabilirsin. Bu noktada... Engelli bir çocuğun olduğunu farz et Fatih. Ne yapardın veya nasıl bir eşinle bu imtihanı nasıl karşılardınız? Öyle bir hayal edebiliyor musun? Şimdi kardeşim ne desem boş. Neden evet, biliyor musun? O kısmı var. Teorik başka, pratik başka abi. Şimdi teoride ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Mesela ben teoride biliyorum ki başıma nasıl musibet gelirse gelsin, nasıl bir felaket gelirse gelsin, nasıl bir bela gelirse gelsin bunların hepsinin ama hepsinin istisnasız bizzat Allah tarafından bana gönderildiğini, imtihan için bana musallat olduklarının farkında ve bilincindeyim teoride. Bu hiç problem yok. Yani çocuğum sağlıklı doğup sonradan engelli olup, evet. sonradan ölebilir de. Eşim engelli olup Allah muhafaza sonradan ölebilir. Ben engelli olup Elim ayağım işte tutmayabilir, fakirleşebilirim, musibetler ardı arkasınca gelebilir vesaire. Teoride bunların hepsine isyan etmeyip tam bir memnuniyetle, rıza ile kimden geldiğinin farkında ve bilincinde olarak bunları isyan etmeden şükür ile hamd ile rıza ile karşılamam gerektiğini, hepsinin farkında ve bilincindeyim teorikte. Neden teoride böyle mesela hatta bunu ayette de destekledim. Şöyle bir örnek verelim istersen. Siz iki kardeşsiniz, ben babanızım, tamam mı? Burak genelde şımarık olan ya, Bura alıyorum, Burak abi sen kardeş ol, Bura alıyorum, Burak kızıyorum, azarlıyorum. Senin önünde. Burak nasıl bir duruma düşer? Üzüdür, değil mi? Bir de kardeşinin yanında olduğu için ekstra. Tamam. İkinci örnekte de sen yokken Burak'ı yanıma alıyorum. Diyorum ki bak Burak'cığım kardeşin şöyle şöyle bir hata yaptı. Mesela örnek olarak Emir'in şunu yapmaması gerekiyordu. Bak şunu yaptı. Ben seni çağıracağım. Emir'in yanında seni azarlayacağım ama aslında seni azarlamak istemiyorum. Seninle Emir'e ders vermek istiyorum diyorum. Burak'a bağırdığım sözlerin, hakaretlerin aynısını gene senin yanında gene Burak'a yapıyorum. Burak birinci örnekteki gibi üzülür mü? Üzülmez. Çünkü olay daha değişti. Ama sözler aynı sözler, kullandığım kelimeler aynı kelimeler vesaire. Şimdi aynısını Cenab-ı Allah Ayette ne diyor? Ey mümin kullarım ben sizleri eşlerinizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle, malınızdan biraz azaltarak vesaire vesaire bilmana söylüyorum. Bunlar ile imtihan edeceğim diyor mu? diyor. E tamam Cenab-ı Allah da hani önceden hani babanın bila bir teşbih ve la temsil. Babanın çocuğuna söylediği gibi bize önceden haber veriyor mu? Sen bunlarla 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 imtihan edileceksin. Zaten yaratılış amacın bu. Burası bir imtihan sahası. Bak bunlarla imtihan edileceksin. Önceden de haber veriyor. Önceden haber verilen çocuğun babasına o kadar üzülmediği, isyan etmediği, daha bilinçli ve şuurlu olduğu gibi Cenab-ı Hak da bize haber veriyor bunlar. O yüzden diyorum hani teoride ben ne gelirse gelsin hepsini Cenab-ı Hakk'ın beni bir imtihan için gönderdiğinin, bu musibetlere beni onun için giriftar ettiğinin ben farkına ve bilincindeyim ama teoride. Pratik daha başka bir şey. Mesela benim o zamanki abi idmanıma bağlı bu. O zamanki yaptığım antrenmanlarıma bağlı. Örnek veriyorum işte 5 e, sene sonra bir tane çocuğum oldu diyelim. Tamam mı çocuğum dediğiniz gibi bana hani engelli oldu. Abi tamamen ve tamamen benim o zamanki idman ve antrenmanlarımı yapıp yapmamama bağlı. Mesela bir tane olimpiyat sporcusu düşün. Bu olimpiyat sporcusunun en verimli olduğu dönem nedir abi? Olimpiyat zamanıdır. Neden? Bütün idmanlarını ve antrenmanlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Bütün oradaki pratikliği abi gider. Sporun orada icra edeceği oyun neyse onu yapar ve şampiyon olur vesaire derece alır. Şimdi i̇şte bunun aynı soruda da geçerli. Yani ben tecdidi imanım eğer ki sağlam bir şekilde yaptıysam. Hani ceddül iman hükmü la ilahe yani, yani imanınız elbisenizin yıpranlığı gibi yıpranır. onda sürekli tazelemeniz lazım, yenilemeniz lazım. Ben de eğer ki gerekli olan idmanlarımı, antrenmanlarımı, namazlarımı, kuranlarımı, marifetullah, muhabbetullahla iştigalim vesaire. Ben bunlarda aksaklık yaparsam pratikte ne olur? Patlarım abi. Heh gerekli idmanlarımı eğer ki o zaman sağlam yapmamışsam kötü bir şekilde karşılarım pratikte. Ama şimdi işte bir şey diyemiyorum diyorum. O yüzden hani belki de o zaman idmanlarımı hani gerekli olan antrenmanlarımı yerine getirmemişimdir. Çok kötü bir şekilde karşılarım. Belki de o zaman çok kuvvetli bir zamanımda gelir. Çok olumlu pozitif bir şekilde karşılayabilir. Tamamen o halime bağlı bir şey. Fakat dediğim gibi teoride problem yok elhamdülillah. Nereden geleceğini, nasıl bir mahiyette olduğunu hepsini bilincinde farkındayım elhamdülillah. Elimden geldiği kadar. Pratik o zamanki idman ve antrenmanlarıma bağlı. Bunu da bir sporcu yöneli düşünebilirsin inşallah anlaşılır olmuştur. Peki Fatih çok teşekkür ederiz.